Vadeli işlemler yaparak 10.000 dolar sermayemi nasıl %95 başarı oranıyla neredeyse 200.000 dolara ulaştırdım? Kriptoya yeni gelen çok arkadaşımız olduğu için bugün bunu anlatmak istiyorum sizlere. Bir de üzerine çoğunlukla yaptığımız gibi bir tane balık vereceğim. O yüzden fazla vaktinizi almıyorum. Bir an önce bölüme geçelim. Haydi. Twitter'da, sosyal medyada vesaire görüyorsunuzdur. Hani bu vadeliye tamamıyla karşı olan traderlar var. Saygı duyarım, herkesin kendi kanaatidir ama ben vadeliye karşı değilim açıkçası. Düzgün, kurallar çerçevesinde yapılırsa. O yaklaşık 10.000 dolarımı, işte bu 187.000-200.000 dolar da o Bitcoin'e ulaştığı zamanlarda buraya çıkartma hikayemde neleri tecrübe ettim, nasıl işlemler yaptım bunu göstermek istiyorum sizlere bugün. Çünkü geçtiğimiz gün mü ne 800 milyon dolar likidite edilmiş. Vadeliler kullanılarak ve bir kişinin attığı tweet'e bakın. 1 milyon dolardan daha fazla parası Pepe Coin'de maalesef uçup gitmiş. İşte bu yüzden zaten çok dikkat edilmesi gereken kurallar koydum. Kendim uyguluyorum. Şu ana kadar %95 başarı oranı aldım. Sizlere de en azından açıklamak yeni başlayan özellikle ya da şu an işlemler yapan arkadaşlarımıza belki bir şekilde yardımcı olur bunu göstermek istiyorum. Vadeli'de birinci koşulumuz arkadaşlar kaybedebileceğiniz bir para koymanız. Yani bir para belirleyip bunu sermayeden tamamıyla çıkartmak. 10.000 dolar sermayeniz mi var? 2.000 dolarıyla vadeli mi yapacaksınız? 8.000 dolar sermayeniz var artık. Çünkü o 2.000 dolar vadelidesiniz. Bir günde de gidebilir, bir ay sonra da gidebilir, bir yıl sonra da devam ederseniz gidebilir. Yani yatırdığınızın gitme ihtimali olduğu için yeni sermayeniz 8.000 dolar. Diğerini unutacaksınız işlemler yapsanız bile. 2. Bir amaç belirleyin kendinize. Mesela farz misal konuşacağım şimdi. 5.000 dolarınız var diyelim. Bu vadeliye ayırdığınız. Bu 5.000 dolar 5.000 TL de olur, farklı bir para birimi de olur vesaire vesaire. Bunu 100.000 dolar yapmak istiyorsunuz. Nedir bu? 20x yani 20 katına çıkartmak istiyorsunuz. Bunu hedefini belirleyin ve buna göre işlemler yapın. Ve oraya geldiğiniz zaman da bu parayı çıkartın. Yine içeride 5.000 tutabilirsiniz, 95'ini çıkartabilirsiniz ya da bir kısmını çekebilirsiniz. Yani bir kar alın buradan mutlaka. Üçüncüsü, az volatil, oynak bir coin seçin. Bakın başta gösterdiğim bu Pepe'den bütün parası giden çocuk 3x açmış ama Pepe'yi kullanmış. Bir şaka token'ı. BTC %5 düşüyor hareket ediyorsa altcoin'ler %10-15, meme coin'ler, şaka coin'leri %20, %50, %100 düşüyor bazen. Yani 3x öyle kurtarmaz maalesef ki. O yüzden az volatil bir coin seçin. Ben Bitcoin'den şaşmam vadelide. Para kazanacağım aynı para. Bu şekilde daha fazla güven veren bir coin'e yatırırsanız en azından uzun vade devam etme hedefinize hani likidite olmadan önce ulaşma şansınız olur. Riskinize göre matematik yapın. Bu önemli bir kısmı. Bunu yapmayı da seviyorum açıkçası. Küçük bir Excel hazırladım onu göstereyim şimdi. Bakın hani 5.000 dolar konuşmuştuk ya farzı misal demiştik. Burada sermayenizin olduğunu düşünelim. %10 alsanız her işlemde yani buna oynasanız vadelilerle %10 çok büyük bir rakam değil. 32 işlemde arkadaşlar burada 100.000 doların üzerine çıkıyorsunuz hatta 105.000 yapıyor. 21x 20x yapıyor yani. 32 işlem kriptoda çok böyle devasa bir rakam değil oynak olduğu için ama bunu tabii ki kurallara devam edince anlayacaksınız nasıl yaptığımı. Yani öyle %50'ler %100'leri hedefleyeceğinize ve bir sonraki işlemde likidite olacağınıza bu şekilde küçük biriktirebilirsiniz. Vadeliyi daha böyle memur kafasıyla kullananlar da var. Onlardan bir tanesi benim ve para kazanılabiliyor buradan. Bir sonraki kuralımda yine önemli olanlardan 3x'e kadar işlem açın. Daha fazlası değil bakın Bitcoin bile olsa. 3x'e kadar. %10 mesela demiştik değil mi? Nasıl yapabiliriz bunu? %3,5 mesela long diyelim yükselişi oynuyoruz. 3,5 artsa %10'u yapıyor zaten. Ve %3,5 sürekli oluyor. Ya da %5 artmasını bekliyorsunuz. 2x açıyorsunuz gibi. Yani 3x'i kesinlikle geçmeyin. 6. maddemiz. Yükselişine inandığınız bir coin seçin. Benim Bitcoin'i seçmemin sebebi de aslında bu. Yükselişine inanıyorum. Çünkü sadece long'a oynuyorum çoğunlukla. Göstereyim. Şu an 4 saatlikte yaklaşık 1 ay içerisinde olmuş bütün hareketleri görebiliyorsunuz. Bakın burada %20'lik bir düşüş var. En üstten girmiş olsanız bile. 3x açmış olsanız bu %60 demek. Yani eksi %60'tasınız demektir. Hani yükselişte açmış olsanız. Hala likidite olmadınız. Yani hala bir şansınız var. Ama tabii biz bunu böyle yapmayacağız. Burada biz hep düşüşlerden sonra işlem yapmak için oynayacağız. %5 ile %10 arası bir düşüş bekleyeceğiz. Yani vadeliye başlayacak emrinizi şu şekilde veriyorsunuz. Benim en son verdiğim emri söyleyeyim. 72.000'den %5'e düşüşünü hesapladım. 67.600'lere falan geliyordu. Oradan limit emri verdim. ve satın aldı geçtiğimiz gün %5 düştü. Hani bir gece içerisinde o herkesin parasının gittiği zaman. İşlemi açtı, %3 mü 4 mü vadeli de yukarı çıktı, sonra tekrar düştü ama şu an o civarlarda. Yani param hala orada, ekside bile olsa. Ki bunun tekrar buradan %3,5 artma şansı daha yüksek oluyor. Hani 72.000'den yakalamıyorum da düşüşten longa oynuyorum. O sıçramaya oynuyorum. Ben bunu 64'te yapmış olsaydım şu an %10'a almıştım bile. Hiç belli olmaz. O yüzden her zaman %5 ile 10 arası düşüşten sonra işlem yapmaya, yani long açmaya oynayabilirsiniz. Benim en azından taktiğim bu şekilde. Burada hesap yaptım. 7-8 tane falan %3 var. Hadi hepsini yakalayamadınız, 5 tanesini yakaladınız. 32 tane işlem diyoruz. 20x yapabileceğiniz. 6 ay 7 ay gibi bir süre içerisinde yükselişe inandığınız için bu şekilde de devam ederse siz bu parayı 20x yapmış oluyorsunuz. Hani biraz matematik, biraz şans ve riskimizi en aza indiriyoruz vadeli bile yapıyor olsak. Bu son anlattığım 6 ve 7. adımla birlikte karışıktı ama yaptığım tam olarak da bu. O 10.000 doları işte 200.000 dolara neredeyse çıkartma sebebim de bu. Dediğim gibi piyasaya çok fazla yeni gelen olduğu için de sizlere açıklamak istedim bunu. Hani görün, bilin, ona göre işlem yapın. Daha az riskle yapın. Hala kazanabiliyorsunuz, emin olun. Vadeli kullansanız bile. Şimdi başta ne demiştim? Bir tane de balık vereceğim demiştim sizlere. Bu aralar meme tokenlardan çok fazla bahsediyorum ve çok fazla işlem yapıyorum. Ön satışa giriyorum. Para da kazandığım oldu çok fazla şu ana kadar. 4-5 tane projeden güzel kazandık. Birkaç tanesi 20 Nisan gibi olması lazım geliyor. Özellikle Doge gününde. Bugün de ona özel bir şey göstereceğim. Sebebini de söyleyeceğim. Neden buna girdiğimi onu da anlatacağım şimdi. Bakın az önce söylediğim gibi 20 Nisan Doge günü. Bakalım 20 Nisan'da da böyle kanlı devam edecek mi piyasa ama belki biraz daha toparlamış olur. Daha bir 7 günümüz, bir haftamız var. Bu söyleyeceğim projeye girmemin bir sebebi de aslında Doge gününün yaklaşması. Çünkü meme coinlerde nedir? Proje topluluklarla desteklenirse, bakın hep söylediğim neredeyse bütün videolarda, o zaman bir yerlere gelir, bir işe yarar. Şimdi Doge'yi bayağı destekleyenler var. Buna benzer tokenlar da çıktığı zaman onlar da güzel yerlere gelebiliyor. İşte en büyük örneği Shiba zaten. Doge'den sonra çıkıp nerelere ulaştı değil mi? Ama bu dönemlerde ona benzerler de gelip böyle 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon market piyasa hacimlerine ulaşabiliyorlar. O yüzden zaten hani buna dikkat ederek, buna oynayarak, riskimi de bilerek yapacağım zaten işlemleri. Bakın topluluklar dedim, hani bir daha altını çizerek söylüyorum. Bu ön satışına gireceğim projenin nerelerde çıktığını öncelikle bir gördüm. Yani hangi blog sitelerinde çıkmış, hangi fenomenler tarafından paylaşılmış, bunların hepsini gördüm. Biraz daha araştırdım. Dedim Türkiye'de de acaba var mı bunda konuşan, ben daha önce bulmadan. Coin Bülteni'nde çıkmışlar. CryptoCoin.com'da çıkmışlar. CoinFinance.com'da çıkmışlar. Ve üzerine bir de gitmişler auditlerini de yaptırmışlar. Projenin ismini zaten Dogeverse olduğunu birkaç yerde görmüşsünüzdür. Neyse ona geleceğiz birazdan. Yeni tokenlar oluşturulabilir mi diyor. Bunun önüne geçilmiş. Hani kontratta bu yok. Bu kontrol edilmiş audit tarafından, test tarafından. Herhangi bir adres blacklist'e girebilir mi? Bunu da kontrol etmişler. Bu da yok yani. Honeypot olayı var. İçeri topluyorlar insanları, yatırım yapabiliyor ama çıkamıyorlar. Öyle önce fiyat artıyor ama satamıyorsunuz yani, bir şeye yaramıyor. Bu da yok burada. Yani bunun gibi özellikleri yine diğerlerine de bakabilirsiniz. Güzel şekilde tutmuşlar, testinden geçmiş böylece. Tamam dedim, hani birçok meme token'a göre daha önce girdiğim projeler de buna benzerdi. Dogecoin 20 diye ayrı bir tane de vardı. Onu da bekliyorum. 20'sinde çıkacak o da. Bakalım o da umarız güzel yerlere gelecek. Göreceğiz onu beraber. Meme coin sonuçta. Sıfır da olabilir. İşte uça da bilir. Bunu bilmiyoruz. Ama Doge gününde çıkacak. Belki bir şeyler yapabilirler. Şimdi projenin ana sayfasını gösterip bir şey daha anlatacağım sizlere. Buna girme sebebim şu an. Bakın Dogeverse diye yazmışlar burada. Yani Doge ile alakalı olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle şunu göstermiş olayım. Bakın. MAGA TRUMP diye bir şey var. Trump coin. Bu işte Donald Trump'la, onun seçimleriyle falan alakalı bir tane coin. Buna benzer bu 200 milyon 300 milyon değere ulaştı. Sonradan geri çekildi biraz ama şu anda görebiliyorsunuz piyasa hacmini. 220 milyonun üzerinde. Sonrasında ona benzer coinler çıkartılmaya başladı. Super Trump. Mesela bu 6 milyonda 12-13 milyona çıktığını hatırlıyorum. Yani güzel rakamlara yakalamış olanlar ilk başında kazançlar elde etmiş olabilirler. Hani Türkiye'den olur olmaz onu bilemem ama şimdi bunu demeye çalışıyorum. Benzer şeyler oluşturulduğu zaman, daha önceki videolarda da bahsettim bunu çok. Benzer olanlar oluşturulduğu zaman güzel sonuçlar verebiliyorlar. Bazen, her zaman değil. Örnek vermiş olayım. Hani Doge Shiba örneğini verdik ya. Doge'ye benzer olanların bir tanesinin örneğini vereyim. Bakın Doge Chain 19 milyonda şu an. Yani daha öncesinden 23 milyon falandı. Daha 2 gün, 3 gün önce falan gördüm. Yani güzel rakamlara ulaşabiliyorlar. Sırf benzer bir ismi olduğu için. Bu ve bunun gibi sebeplerle zaten dedim ki ben bu Dogeverse'ü bir deneyeyim. 17 saat içerisinde de fiyat artışı olacakmış. Bakın şu ana kadar 3,5 milyon toplanmış bile. Hedef en azından şimdilik 4,3 milyon civarı. Bakalım daha fazla uzatabilirler. Belki bazen bu tarz projelere giriyorum ben hep. Bazen biraz daha ekliyorlar. Atıyorum 10 milyona uzatıyorlar. İşte oraya geldikleri zaman ön satış oluyor, bitiyor falan diye. Böyle olabiliyor. Yalnız şunu fark ettim. Diğerlerine nazaran bakın şöyle bir şey yazıyor. Doge goes multi-chain. Yani birçok farklı yere girecek. Hani bir meme token tamam, staking özelliği de var, birazdan bahsederiz. Ama hepsinde alabiliyorsunuz. Sanırım claim olayı da hepsinden olacak ki zaten burada da yazıyormuş. Buy and claim Dogeverse on any chains diyor. Solana'nın, Avax'ın, Polygon'un, BNB'nin, Ethereum'un vesaire olduğunu burada görebiliyorsun. Şu da Omni herhalde. Yeni logolar çıkıyor artık karşımıza. Bu ikisi gelecekmiş gördüğünüz üzere. Yani Metaverse'e yönelik ama hala şaka token'ı, yani ona bir sözümüz yok. Hala ekstra riskli olduğunu tekrar söylüyorum. Bu tarz girdiğim bazı ön satışlardan 3x'tir, 4x'tir vesaire güzel sonuçlar elde ettim. Ama bazılarından da o kadar güzel sonuçlar almadım. Ön satışlardan gerçi çok kötü olmadı. Çoğunlukla fena değil. En azından bir 2x alıyordum ama yine de ben riskinin olduğunu, sermayenin tamamen de gidebileceğini söyleyeceğim. Buna yatıracağım $250 olacak. Bakalım, dediğim gibi umarım güzel bir yerlere geliriz. Beraber yapalım, hatta onu da göstermiş olayım. BNB ağında yapacağım. Ethereum'da yaparsanız staking de yapabiliyorsunuz. Aslında almadan önce staking'i göstermiş olayım sizlere. Şu an yıllık %282'si var. Ama ben genelde ön satış bittikten sonra işte ya sermayemi çıkartıyorum ya işte 4x'e ulaştı mesela 2x'lik kısmını satıyorum. Kalanını bekletiyorum. Doge olunca işler biraz değişiyor. İsimden kaynaklı belki biraz daha bekletebilirim. O yüzden hani staking yapmıyorum genelde ama tabii bu kişisel tercihtir. Ben yaptığımı söylüyorum sizlere. Geri dönmüş olalım ana sayfaya. Ben direkt satın almış olayım, göstereyim sizlere. Bakın şu an Ethereum ağında. Bir bağlayayım cüzdanı da ondan sonra değiştiririz ağı. Metamask'i bağlıyorum şimdi. Sonraki diyelim, pahalı diyelim. Ağı değiştiriyorum. Şimdilik tekrar BNB'ye alacağım bunu. Buy with ETH diyor çünkü, yani Ethereum'la al diyor. BNB'ye çekiyorum. Burada staking ile alakalı yapamazsınız demiş, BNB'de alırsanız problem yok. Zaten yapmayacaktım. Buy with BNB seçtim. Tekrar ağı değiştiriyorum. USDT seçeceğim çünkü elimde o var. 250 USDT ile alacağım. 850 bin tane token alabiliyormuşum buradan. Buy now diyorum. Maksimum diyeceğim, elimde 250 olduğu için zaten. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. İşlemleri gerçekleştiriyor. Bir daha teyit edeceğim şimdi. Okey dedim. Bir daha onayladım. Evet, işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere bakın. Şurada yazacak. Aldığınız zaman burada yazacak. Birkaç tane soru geliyor bununla alakalı. Buna benzer projelerde, ön satışlarda aldığınızda buraya yansıyor. MetaMask'iniz bağlıysa. Claim, yani buradan token'ı çıkartma, ön satış, token oluşturulduktan sonra oluyor. Ön satış bitiyor, token'ı oluşturuyorlar, ondan sonra alabiliyorsunuz. O yüzden token'lar hala sizin, yani MetaMask'inize bağlı. Yalnız işte bittikten sonra alabiliyorsunuz. O yüzden hani panik yapmaya gerek yok, yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet, işlem bitti. Bakalım buradan güzel bir kar elde ederiz, edemeyiz. Ben günün balığı olarak size vermek istedim bunu. Meme token'ları, şaka token'larını seven arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Bu yüzden de mümkün mertebe kendi aldıklarımı sizlere de göstermeye çalışıyorum. Umarız güzel bir kar elde ederiz. Edemezsek bile riskinizin olduğunu bilerek lütfen girin. Başka projelerde umarım devam edebiliriz öyle olunca. Aynı zamanda token'ı satın almak isterseniz referans linkim var. Onu aşağı veriyorum. Oradan yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun, direkt siteye gelip de yapabilirsiniz. Süper arkadaşlar. Umarım vadeli de daha dikkatli olarak güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ben işlemlerimi aynı şekilde yapmaya devam edeceğim, sizlere anlattığım bugün. Üzerine de anlattığımız balıktan umuyorum ki güzel bir sonuç elde edebiliriz beraber. Yalnızca hep söylediğim gibi yine dikkatli olarak kaybedebileceğiniz bir parayı yatırın eğer böyle bir düşünceniz varsa. Onun dışında bu tarz hızlı bilgileri paylaşabildiğim Twitter'ım var. Onun linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.